Bizler yakışıklı ve karizmatik görünmek için sizi taklit etmeye çalışıyoruz. İnşallah. Estağfurullah. Kemal hocam zaten yakışıklıdırsın sen maşallah. Hocam bir nur talebesi abimize kadınlar hakkında konuşmamda bu abimiz tesbihatta Deccal'den Allah'a sığınmanın bir kere, kadınlardan Allah'a sığınmanın 3 defa geçtiğini söyledi. Bu doğru ancak bunu tüm kadınların özelliği gibi görmesi yanlıştır. Ellerinizi öperim. Kemal Zengin, Gaziantep. Deccal'den Allah'a sığınır. Kadınlar için de Allah'a hamd edilir. Allah böyle bir güzel nimet verdi. Kadın düşmanlığı yobazların özelliğidir. Münafıkların özelliğidir. Nefret ederler kadınlar. O sığırlar, o kıllı ayılar. Bir türlü anlamazlar. Zevksiz sığırlar yani. Allah'ın çok büyük bir nimetidir. Bak peygamberimiz diyor ki bana 3 şey sevdirildi. 1. Gözümün nuru namaz. 2. Güzel koku. 3. Saliha kadın. Maşallah, evet. Değil mi? Evet. Yani en büyük nimettir kadın. Allah'ın insanlara verdiği en büyük nimettir. İnşallah. Şefkat madenidir. Allah latif ismiyle, cemal ismiyle tecelli eder. Zaten onların sıcaklığı, tatlılığından o hemen hissedilir. Büyük bir nimettir. Evet. Nereden çıkartıyorlar bunları? O ayrı. Ahlaksız, alçak erkeklerden, münafıklardan kaç defa sığınmamız gerekiyor? Onlardan niye bahsetmemişler? Evet. Değil mi? Evet. Böyle sığır gibi ayılardan değil mi? Müslümanlar ne çekiyor onlardan? Evet hocam. Değil mi? Asıl onlardan Deccal'den de Allah'a sığınır ama Deccal'in ordusu bu sığırlardan da Allah'a sığınılıyor. İnşallah hocam. Kadınlardan Allah onları uzak tutuyor. Allah onlara o nimeti vermiyor. Kadınlar çok büyük bir nimettir, bir güzelliktir. İnşallah hocam. Kadının aleyhinde olan hadislere inanmayın. Uydurma hadislere. Yani kadınları kötüleyen böyle yobazların, gözü dönmüş psikopatların izahlarına inanmayın. Kadın çok mübarek, muhterem bir varlıktır. Allah tarafından dünyaya bir süs, dünyanın en güzel süsü olarak yaratılmışlardır. O şeytanın fitnesidir. Şeytan kadına düşmandır. Şeytan kadından nefret eder. Darwinistler de nefret ederler. Evet hocam. Komünistler de nefret eder. Evet. Faşistler de nefret eder. Ve yobazlar da çok nefret ederler kadından. Yani kadını çok aşağılık 3. sınıf olarak görürler. Evet. Musevilerin de öyle yobazları, kadını aşağılık görürler. Evet hocam. Kadın mübarek, muhterem bir varlıktır, üstündür. Ve çok zeki bir varlıktır. Maşallah. Çok akıllı, ince düşünen, sanatçı ruhlu bir varlıktır. Maşallah. Ve çok güzel bir varlıktır ve çok tatlı bir varlıktır. Evet, maşallah. Değil mi? Eğer aleyhte yazı istiyorsa, hadis istiyorsa, yobazlarla ilgili Kur'an ayetleri dolu dolu. Evet. Münafıklarla ilgili dolu dolu. Onları bir o ayetleri ezberlesin. Münafıklarla ilgili ayetleri, değil mi? İnşallah hocam. 3 kağıtçı sahtekarlarla ilgili Peygamber Efendimiz'in onların lanetleyen hadisleri var. Onlar ezberlesinler. Kadınlarla ilgili söylenen sözler onlar hurafedir. Öyle bir şey yok. Her toplumun kötüsü olur. Yani kadının kötüsü tabii ki kötüdür. On münafıkun ve münafıkat. O ayrı geçer, münafıkat, kötü kadınlar geçer. Ama kadınları toptan kötüleyen bir ifade çok büyük bir ahlaksızlıktır, vicdansızlıktır. Evet. Kötü, erkeğin de kötüsü olur, kadının da kötüsü olur. Evet. O ayır onu sen, o ne alaka onu onların için, iyi insanın içine onu katıyorsun, değil mi? Kötü insan kötüdür, kötü kadın kötüdür inşallah. İnşallah.